Depodaki yakıt bitmiş. İyi ki tekneye bir yakıt bidonu daha koymuştum. Abi balık tuttum. Evet. Tamam. O zaman makarayı çekmeye başlayın itfaiye memuru. Yangın! Geri çekil Charlie. Bölgeyi güvenlik altına alalım. Bunu yangının alt tarafına doğru tut. İyi iş çıkardın Charlie. Oh, motor alev almış. Görünüşe bakılırsa yardım çağırmalıyız. Denizde yangın çıkmış. Charlie ve itfaiye memuru Steele denizde kalmış. Sen benimle gel Penny. Sen burada kal ve merkeze göz kulak ol Elvis. Denizde bir yangın çıkmış. Tamam sen. Kolay gelsin. Tam yol ileri Penny. Sıkı tutun Sam. Merhaba Charlie. Söyler misin burada ne oldu? Ne yazık ki bunların hepsi benim hatam Sam. Dünyanın en iyi denizcisi olmayabilirsiniz efendim ama kriz sırasında soğukkanlı olacak biri varsa o da yalnızca sizsiniz. Aa, görünen o ki bir şeyi yakaladık. Oo. Şu balığa bir bak. Evet, bunu karaya çıkarmak saatlerimi aldı. Neden balığı kafeye götürmüyoruz ki? Bence bu herkese yeter. Harika bir fikir. Az önce Elvis'i aradım. Bana acil bir durum olduğunu söyledi. Ben de göreve hazırım. Hayır. Keşke aynı şeyi kamyonetim içinde söyleyebilsin. Norman Price. Tahmin etmiştim. Merhaba, itfaiye memuru Steele. Lütfen oğluma yardım edin. Sizce onu oradan kurtarabilecek misiniz? Geri çekilin biraz. Bana biraz yer açın lütfen. Bu bana bir seferinde kafasını çiftlik kapısına sıkıştıran çocuğu hatırlattı. Tabii onun kafası daha çok böyle sıkışmıştı. Olamaz. Hayır. Yardım edin. Sıkıştım sanırım. Evet, çıkarın beni. Yavaş. Hayır, dokunma. Ne yapıyorsun? Kulakları yüzünden gördünüz mü? Benimkilerden bile daha büyük. Oh, ama bu saçmalık. Gerçekten yardıma ihtiyacımız var. It's been a bad, bad day from the moment I awoke. I lost my hat, tripped over my cat, and then my leg got broke. Ne? İtfaiye memuru Steele de kafasını parmaklıkların arasına sıkıştırmış ama... Ama Sam'le Penny henüz dönmediler. Burada sadece ben varım ve hiçbir şey yapamam. Yoksa yapabilir miyim? Başı dertte olan insanlar var. Bir şeyler yapmak zorundayım. Ah, bakın. Aa, bu Elvis. Crittington mı? Görev için buradayım ve harekete geçmeye hazırım. Oo, en sonunda. Endişelenmeyin. Birazdan sizi oradan çıkaracağım. Trevor, bana büyük penseyi getirir misin? Venüs'ün arka tarafında. Tamam Elvis. Önce
kadınlar ve çocuklar. Oh, benim küçük bebeğim. Oradan kurtuldum. Şimdi de beni annemden kurtarmanı istiyorum Elvis. Ah evet, harika. İşte bu kadar. Evet, bu olay ikimizin arasında kalsın. Olur mu Clintington? Anlaşıldı itfaiye memuru değil. Her şey yolunda mı? Oh evet, her şey yolunda. Elvis sayesinde. O bir kahraman Sam. Muhteşem bir itfaiyeci. İtfaiyeci Clintington, her zaman harekete geçmeye hazır Sam. Bacağı kırık olsa bile. Hayır. Ha, demek bunu yapamıyorsun. Çünkü korkuyorsun. Nedeni fişeği ateşleyemeyeceğimden korkman falan değil Norman. Yalnızca bunu yapmak istemiyorum. Beceriksiz olduğumu düşünmen umurunda değil, anladın mı? İmdat! Duydun mu? Biri bağırıyor. İmdat! İmdat! Burada kaldım. Ses uçağımın oradan geliyor. Hadi. İmdat! İmdat! Yukarıda! Bu Penny. İyi ki buradasınız çocuklar. Burada kaldım. Birimizin koşup yardım çağırması gerek. Bir dakika. Sen elinde ne tutuyorsun Mandy? Bu bir fişek. Ne? O oyun oynanacak bir şey değildir. Az önce bulduk. Ve şimdi de itfaiyeci Sam'i vermeye gidecektik. Aferin sana ama şu anda o fişeğe ihtiyacım var. Mandy, onu yukarı bana doğru fırlatır mısın? Mandy! Tamam. Harika atıştı Mandy. Vay canına! Vay canına! Buna gerçekten inanamıyorum. Nerede? Nerede bu fişek? Fişek? Uçurumun oradan geldi. İtfaiyeci Sam'i arasam iyi olacak. Oh, uçurumdan bir yardım fişeği fırlatılmış. Tom, bir yardım fişeği görmüşsem, uçurumda birinin başı dertte. Tom helikopteriyle sizi orada karşılayacak. Nihayet işte Tom geldi. İtfaiyeci Sam geliyor. Uçurumda mahsur kaldı. Ona yardım etmemiz gerek. Merak etme Mandy. Onu kurtaracağız. Tom, ikili kemerleri indirmeye başla. Anlaşıldı Sam. Hemen oraya geliyorum. Yani indiriyorum. Tamam Tom. Yukarı kaldırabilirsin. Yavaş ol lütfen. Üstesinden gelecek kadar iyi görünmüyorsun Penny. Onun yerine ben gidebilir miyim efendim? Üzgünüm Clintington ama burada uzman olan kişi Penny. Neptün'ü de yanına alması gerek. Bak, bu ilgilendiğim son acil durum olacak. Sonra doğruca eve gideceğim. Peki. Merkezi hiç bu kadar yoğun görmemiştim. Durum iyi değil radar. Burada bir dakika daha kalamayacağım. Bunu yapabilirsin Penny. Bunu yapabilirsin. Bunu yapabilirsin. Bu hiç iyi değil. Herkesin hayatını tehlikeye atıyorum. Gerçekten çok üzgünüm efendim ama bu olayla başa çıkamayacak kadar hasta hissediyorum. Hemen Sam'i çağırmak zorundasınız efendim. Tamam Penny, olduğun yerden kıpırdama sakın. Hemen yardım gönderiyorum. Elvis, Tom'a helikopterle sahil kıyısına gelmesini söyle. Ben de hemen Sam'e haber vereyim. Anlaşıldı efendim. Sam,
Evet efendim. Ay ay. Oh, harika. Ne kadar hızlısın. Sizden görev için emir bekliyorum efendim. Acil durum nedir? Neden Neptün buraya gelmiyor? Bir terslik var. Neyin var Penny? Yaralandın mı? Hayır ama sanırım ateşim çıktı. Önce seni buradan götürmeliyiz. Gecikme için özür dileriz. Penny kendini kötü hissetti. Peki iyileşecek mi? Yakında bir şey kalmaz. Önce pervaneyi kurtaracağım. Ardından sizi halatla kıyıya kadar çekeceğim. Çok özür dilerim. Bugün evde kalıp dinlenmem gerekiyordu. Görev sorumluluğunu her ne kadar takdir etsem de hem kendini hem de başkalarının hayatını tehlikeye attın. Biliyorum. Bu bir daha tekrarlanmayacak efendim ve özür dilerim Sam. Seni tatil gününde çağırmamız gerekti. Ben de zaten buraya geliyordum. Dünyanın en iyi işine sahipsen ondan uzak kalman çok zor. İşte orada çok haklısın. Çok yaşa. Çok yaşa. Sesini duyuyorum. Norman! İmdat! Norman'ım ortadan kayboldu. Wooly'yi aramaya gittiğini düşünmüyorsun öyle değil mi? Oh. O koyunu ne kadar sevdiğini biliyorsun. Sakın korkma Dearest. Ben eminim Penny ile Elvis onu biraz da bulacaklardır. Ben burada kalıp sana destek olabilirim. Oh, teşekkür ederim Trevor. Ama Norman'ın bana ihtiyacı var. Ben de sizinle geliyorum. Tamam Dearest. Ama can yeleği giymek zorundasın. Penny'den Sam'e yardımına ihtiyacımız olacak. Norman Price akıntıya kapılmış olabilir. Sanırım kırlara doğru gitti. Pekala. O zaman ben burada kalayım bari. Lion'ı aramayı sakın unutma sen. Unutmam Bramwin. Unutmam. Pekala. Herkes tekneye binsin. Sen buraya geç Lion. Sizi sağ salim eve götüreceğim, anladınız mı? Pekala. Sıkı tutunun millet. Oh. Hey. Ay, ah. Oh. Ah. Ah. İmdat! İmdat! Wooly, geri dön. Olamaz, tekne akıntıya kapıldı. Bölgeyi bir kez daha gözden geçirmeye ne dersin sen? Gerek yok. İşte orada, bak. Sam'den Penny'ye. Norman Breakers kırlarında görüldü. Şu anda suda. Acele etmemiz gerek. Teşekkür ederim Sam. İmdat! 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 Anne! Anne! Oo, işte benim batık hazinem. Hadi gel bakalım Norman. Wooly nerede? Öyle bir durumda dışarı adımını atmaman gerekirdi. Akıntı çok tehlikeli olabilir evlat. Üzgünüm itfaiye memuru Steel. Evet ama Lion'ı Wooly ve kuzusunu kurtararak çok cesurca davrandın Norman. Evet öyleydi. Sen ne dersin Lion? Her ne kadar sonunda seni kurtarmamız gerekse de. Bu arada balıkçı teknemi gören oldu mu acaba? Hayır ama sular çekilir çekilmez tekneni aramaya başlayacağız Charlie. Evet, bu arada herkes sonunda evine geri dönebilir. Ya da kırlara. Bence fazla uzağa gitmiş olamaz. Yani bir balıkçı teknesi nereye kaybolabilir ki? İmdat! İmdat! Oo, bu Norman'ın sesine benziyor. Ve sesleri şu taraftan geliyor. Cut Price Market'ine gelin, keyifli alışveriş edin. Cut Price Market'ine gelin, keyifli alışveriş edin. Norman, iyi misin tatlım?
Ayağımı incittim anne. Yoksa yolunuzu mu kaybettiniz? Öyle de söyleyebiliriz Sam. Evet. Eğer yolunuzu kaybetmediyseniz... Norman Price! Yoksa sen... Sen hile yapmıyorsun değil mi? Söyle. Yapıyordum anne. İpleri çözemiyorum. Ve yanımızda telefon da yok Dilas. Yürüyerek devam etmek zorundayız. Ne? Ama bu haftalar sürebilir. Şu anki durumumda elbette hayır Norman. Hadi gelsem. Biz yürümeye devam edelim. Kalk Price Market'ine gelin, keyifli alışveriş edin. Kalk Price Market'ine gelin, keyifli alışveriş edin. İspiyoncu. Sahtekar. Ve birazdan yarışmacıları görmeye başlayacağız sanırım. Elvis ve Mike, Sera ile James hemen peşinden takip ediyor. Ve ne? Sen ne dediniz? Yanlış görmüyorsam kafa kafayalar. Her şey foto finish belirleyecek. Ama bir dakika bu tane. İnanamıyorum. Sen ve Dylan's üç ayaklı hız makinesi gibiler. Bu nasıl bir sürpriz? Başardılar ve yarışı kazandılar. İkiniz de harikaydınız Dylan's ve sen... Ödülümüz beklemek zorunda efendim. Ormanda acil bir durum var. Ne dedin? Norman yürürken bileğini burktu. Tom'a helikopteriyle sizi orada karşılamasını söyleyeyim. Pekala Norman, şimdi ufak bir yolculuk yapacaksın. Sağ ol Sam. Ama bu haksızlık. Norman hile yapıyor ama helikopteri binen o oluyor. Bir dakika. Hadi atla Mandy. Harika. Evet, sen haklıydın Norman. Günün sonunda bu ödülü parlatacağımı söylemiştin. Aferin sana anne. Yarışta neden hile yaptığını asla anlamayacağım Norman. Haklısın anne. Kendine inanmak zorundasın. Kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğrenmelisin. Tamam anne. Kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğrenmek mi? Özür dilerim. Bu da neydi böyle? Bir uçak mı oradaki? Yoksa James Jones uçağını yine buralarda mı uçuruyor? Tamam Sam. Pekala Dolly. Önce senin güvenliğini sağlamak zorundayım. Çekil! İşte yakaladım. Aferin sana Elvis. Hey! Burada bir not var. Olamaz. James ile Norman bir ağaçta mahsur kalmış. Tom'dan seni bir an önce indirmesini istememiz gerekiyor Elvis. Penny, sen merkeze göz kulak ol. Ben James'e uçağını kendi ellerimle vermek istiyorum. Tutunmak zorundasın. Bak, bak geldiler. Yaşasın! Dayan Norman. Onları da tıpkı Dolly'yi kurtardığımız şekilde mi kurtaracağız sen? Bu kez olmaz Elvis. Önce Norman'ı kurtarmamız gerek. Sonra da James'i. Sen trambolini getir. Ben de merdiveni getireceğim. Merak etme Sam. Çabuk olun. Çünkü daha fazla tutamayacağım. Ellerini bırakabilirsin Norman. Biz seni yakalayacağız. Vay canına. Bu çok eğlenceliydi. Sakın korkma James. Birazdan seni aşağı indireceğim. Teşekkür ederim Sam. Sanırım bu uçak sana ait James Jones. Evet. Pekala. Bu kez uçağını iyi bir şey için kullandığından sana başka bir şey söylemeyeceğim. Teşekkür ederim itfaiye memuru Steel. Teşekkürler. Evet, uçağını Pontypandy'ye doğru uçurman çok cesurcaydı. Hem de başını daha önce derde sokmana rağmen. Sen ikinci kaptandın James. Benim kadar iyi sayılırdın itfaiye memuru Steel'den korktuğum için. Bunu tahmin etmeliydim. Ben yalnızca James'e nasıl kullanacağını öğretiyordum. Hayır, öğretmiyordun. Pekala,
Bunu çözmenin yalnızca tek yolu var. Kumandayı bana ver lütfen James. Sağ ol Norman. Artık uçağımı bir daha hiç uçuramayacağım. Hayır James. Birinin siz ikinize bir model uçak gerçekten nasıl uçurulur göstermesi gerek. Oh, ah, evet. Gördüğün gibi uçak bana doğru geliyor. Evet, evet. Şimdi uçağı döndürüyoruz. Çabuk ol, dalışa geç. Hadi.